Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşlamadan ve çok fazla böyle tuz ilavesi yapmadan çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz kavanozda nefis bir salamura yöntemi göstermek istiyorum. İnanın bu yöntemle yaptığınız zaman kesinlikle farklı yöntemleri deneyemeyeceksiniz. Nasıl yapıyorum? Hemen tarifine geçelim. Öncelikle pazardan yapraklarımı aldım. Poşette bekletmeyelim kesinlikle. Mutlaka bir bezin içerisine dökün. Bu şekilde üzerini de açın. Yanma olmayacaktır. Sonrasında yaprakları böyle üst üste gelecek şekilde yerleştirelim. Saplarının hepsinin aynı yöne bakmasına özen gösterelim ki kolay bir şekilde yerleştirelim kavanozlara. Evet, ben daha önceden hepsini bu şekilde dizdim. Tepsime yerleştirdim. Birkaç tanesini de sizlere dizerken göstermek istedim. Ve şimdi yıkama kısmına geçiyorum. Aralarında toz toprak olabiliyor. Çünkü arazide yetişen ürün bunlar. O yüzden şöyle bir sudan geçirelim ve bir süzgecin içerisine koyalım. Suyunu tamamen süzsün. Sonrasında kavanozlama işlemine geçeceğiz. Böyle aralarını hafif hafif açarak yıkayalım. Evet, yapraklarımın hepsini yıkadım ve suyunu iyice süzdükten sonra sap kısımlarını ben biraz keseceğim. Dilerseniz tabii ki kesmeden de yapabilirsiniz ama katlama kısmında bu sap kısımları yaprağa zarar veriyor. Çünkü yaprağı haşlamayacağız arkadaşlar. Böyle çiğden kavanozlara koyacağız. O yüzden katlarken yaprakları yırtabilir. O yüzden çok az bir şey keselim. Dibinde şöyle 1-2 parmak kalsa yeterli. Tamamen kökünden de kesmeyelim. Evet, hepsini bu şekilde kestim. Hazırladım gördüğünüz gibi. Ve artık kavanozlama kısmına geçebiliriz. 1 litrelik cam kavanoz kullanacağım. Mutlaka cam kavanoz kullanmanız gerekiyor. Çünkü konserve usulü yapacağız arkadaşlar. Kaynar su koyacağız üzerine. O yüzden mutlaka cam şişe kullanalım. Şimdi 6-7'şer tane yaprağı aldım. Elimle biraz sıktım. Eğer suyu varsa suyunu tamamen bıraksın diye. Sonrasında kenarlarını katlayıp böyle uç kısımlarını da katlıyorum. Böyle kare bir form veriyorum. Ve sonrasında kavanozumun dip kısmına bunu yerleştiriyorum. Benim elim sığmadı maalesef. O yüzden bir oklavadan yardım aldım. Yaprağa çok zarar vermeden böyle hafif hafif hareketlerle sıkı bir şekilde kavanozu dolduruyorum. Ben bu kavanozda yaprak saklama yöntemini kuru bir şekilde de yapıyorum. Ama bu salamura usulü arkadaşlar. Çok fazla böyle aşırı tuz koymanıza gerek kalmadan, böyle yaprağı haşlamadan hazırlayabileceğiniz bir yöntem. Evet, aynı şekilde ikinciyi de yine 5'er 6'şer tane olacak şekilde katladım ve içerisine yerleştiriyorum. Bu arada kenarda kaynamış suyunuz hazır olsun. İçerisine fokur fokur kaynayan su koyacağız. Bu yöntemle gerçekten harika salamura yaprağımız olacak. Birkaç yöntem daha sizlere önümüzdeki günlerde göstermek istiyorum. Onları da yapmanızı tavsiye ediyorum. En azından bir iki şişe de olsa mutlaka deneyin arkadaşlar. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken tek şey sıkı bir şekilde doldurmak arkadaşlar. Aksi takdirde suyu koyduğunuz zaman üzerine havaya doğru kalkacaktır ve arada boşluk kalacaktır. O yüzden yaprağı çok zedelemeden hafif hareketlerle üzerine biraz bastırmak gerekiyor. Evet, yarısına gelene kadar gördüğünüz gibi doldurdum. Aynı şekilde doldurmaya devam ediyorum. Korken mutlaka suyunu biraz sıkalım arkadaşlar. Çok fazla sulu olmasın. Eğer yıkadıktan sonra vaktiniz varsa 2-3 saat süzgeçte bekletin. Bu şekilde suyu tamamen süzecektir. Benim çok fazla vaktim olmadığı için yıkadıktan sonra ancak yarım saat bekletebildim. O yüzden suyunu mutlaka sıkıyorum. Evet, hepsini bu şekilde doldurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane kavanozum oldu. Burada kilo önemli değil arkadaşlar. Dilediğiniz kadar yaprak kullanabilirsiniz. Sadece dediğim gibi verdiğim yöntemlere ve püf noktalarına uyarak yaprakları dolduralım. Evet, hepsini bu şekilde hazırladım. Şimdi artık son olarak üzerine tuzunu ve sıcak suyunu ekleyeceğiz. Kullanacağınız tuz mutlaka salamuralık, turşuluk, iri tuz olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde böyle bulgur bulgur
olan tuzlardan, kesinlikle yemeklik bu bildur tuzlardan olmaz. Hepsinin üzerine şöyle bir yemek kaşığı tepeleme dolu dolu olacak şekilde tuz ekleyelim. Ve dediğim gibi kenarda kaynamış suyumuz mutlaka hazır olsun. Üzerine sıcak su ekleyeceğiz. Evet, tencerede ben kaynattım ve onu bir cezveyle alarak üzerine azar azar ekliyorum. Böyle hepsini birden dolu zannedip bırakmayın. Kademe kademe o dolacaktır arkadaşlar. Aradaki hava boşluklarını da mutlaka almamız gerekiyor. Çünkü yaprak tıka basa dolu olduğu için mutlaka böyle bir bıçakla ya da bir kaşıkla yapraklara zarar vermeden havasını alalım ve üzerine tekrar sıcak su ekleyelim. Gördüğünüz gibi su eksiliyor arkadaşlar. Evet, şu an gördüğünüz gibi o sıcak suyu döktüğümüz yer hemen sarardı. Bu bir gün bekleyince arkadaşlar sapsarı olacak ve çok güzel, harika bir salamura yaprak olacak. İkinci şişeyi de aynı şekilde sıcak suyla tamamladım ve kenarlarından böyle bıçağa daldırarak havasını alıyorum. Bir de şu önemli püf noktalarını vermek istiyorum. Kullanacağınız kavanozlar mutlaka temiz, steril olması gerekiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde kullanacağınız kapaklar da mutlaka yeni olsun ki içine koymuş olduğunuz malzeme ziyan olmasın arkadaşlar. Bu şekilde 2 yıl bile kalsa kesinlikle bozulmayacak bir salamura yaprak olacak arkadaşlar. Evet, şimdi yeni bir kapakla 2 geri 1 ileri olacak şekilde kavanozlarımın kapağını kapatıyorum. Ve hemen temiz bir bezin üzerine ters çeviriyorum. Bu işlemleri hızlı yapalım ki içindeki sıcak su soğumadan kapak hemen tutsun arkadaşlar. Evet, aynı şekilde diğer kapaklarımı da kapatıyorum. Ve bir bezin içerisine koyup üzerini güzelce kapatacağım ve bir gece hiç dokunmadan bu şekilde bekleteceğim. Bu sayede dediğim gibi kapaklar vakumlanacak ve en az 2 yıl boyunca bu şekilde salamura yapraklarınızı gönül rahatlığıyla saklayıp dilediğiniz zaman tüketebileceksiniz. Evet, şu an gördüğünüz gibi yapraklarımız hala yeşil, tam sararmadı ama bir gün sonra göreceksiniz. Sanki böyle haşlanmış yaprak gibi çok güzel bir formda olacak. Ve şimdi kapatıyorum. Bir gece salamura yapraklarımı dinlendiriyorum. Bir gece sonra üzerini açtım. Gördüğünüz gibi sanki haşlanmış yaprak gibi, böyle tuzun içinde beklemiş salamura yaprak gibi olmuşlar. Gördüğünüz gibi şişenin kapağı içine doğru çökmüş. Artık şişemiz tutmuş. Bunu serin bir ortamda dilediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz. Bu yöntemi mutlaka deneyin arkadaşlar. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Pişirmeden önce kavanozun kapağını açıp bir sudan geçirip pişirebilirsiniz. Eğer yapraklarınız biraz kart ve serse bir haşlama işlemi de tabii ki yapabilirsiniz. Ama yapraklarınız böyle narin, hassas bir yapraksa kesinlikle haşlamadan da gönül rahatlığıyla sarmalarınızı hazırlayabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz, bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.